Herkese merhabalar. LGS Son Tekrar programı başlıyor ve bununla alakalı sizden gelen sayısız yorum oldu. Geçen sene süper bir program yaptık ve LGS'deki birçok öğrenci bu program sayesinde başarıya ulaştı. Onun üzerine de Aslı Sümeyye bize mesaj atmış. LGS Son Tekrar setleri çıkacak mı? Çıksın lütfen ya demiş. Dilara Örken demiş ki hocam Son Tekrar videoları ne zaman atacaksınız demiş. Bilal Meral demiş ki Son Tekrar programı gelecek mi demiş. Biz de onun için LGS Son Tekrar programı ve Son Tekrar video programını hazırladık. LGS Son Tekrar programı birazdan tanıtacağım. Ama ondan önce hemen ilk başta sınava çok az kaldığını biliyoruz ve kaç konu bitirelim ki diye endişeleriniz var, onu da biliyoruz. Başarılı bir program ile tüm konuları bitirebiliriz. Yani bizim gözümüzde büyümemesi gerekiyor. Biz zaten o yüzden süper bir program hazırladık ve bu programda da nereden oluşurum hocam? Tüm konuları teker teker yazdık. Bunları hemen açıklayacağım sana, merak etme. Ama öncesinde bir kere LGS Son Tekrar programının sadece ne yararı var ona bakalım. Neler var için ona bakalım. Tüm konular var bir kere. Yani içinde bütün 8. sınıfın bizim sınavımızda çıkacak tüm konularını teker teker işliyoruz. İşte mesela diyelim ki pazartesi günü sözel mantık, tablo, grafik ve görsel yorumlama, anlam bilgisi, Türkçe'de dil bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretleri ve benzeri tüm konuları burada listeledik. Ve bu konulara çalışmamız gerektiğini artık biliyoruz. Saatli ve saatsiz programlar koyduk içine. LGS programlarının içinde dikkat ettiysen Tonguç Evren benim, burada saatli program. Saat 17'de başlıyor. Hatta birazcık daha böyle bir zoomlayalım. Tonguç'um senle de beraber şöyle bir hemen programımıza bakın. Bak bu saatli bir program. Neden diyeceksin? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Biliyorsun genellikle diyetler, miyetler hep pazartesi günleri başlar. Biz onun gibi ders çalışma programında pazartesi günü başlattık. Ama buraya hangi pazartesi başladığını sen kendin yazabilirsin. İstersen Tonguç bu saatli programı uyabilirsin. Molalarını da ayarladık. Burada çözülmesi gereken soru sayısını yazdık. Çözülmesi gereken soru sayısının da hesabını yaparaktan molalarını da ayarladık. Ve Tonguç'um bunun arkasına da istersen saatsiz olarak kullanabilirsin diye saatsiz destek programı koyduk. Aynı programın sadece saatleri çıkarılmış versiyonu. İstediğin zaman ama bugün bu işi bitirmek zorundasın dermişçesine bir program hazırladık sana Tonguç'um. Hatta şöyle birazcık daha bulandı hocam, gözlerim bulandı. Evet, şöyle bir netleştirince daha rahat oldu. Evet, şimdi Tonguç'um ondan sonrasında da bir de Tonguç'um kişiselleştirebilir tarih koyduk. Yani buraya teker teker tarihlerini koyduk. Bir de bunların pazartesi, salı sen ne zaman yaparsan yap günlük programlarını, gün bazlı programlarını yaptık. İşte gün bazlı programda da her gün ne çalışacağın belli. Günleri sen kendin yapabilirsin. Mesela bir gün pazartesi yaparsın, sonra çarşamba günü yaparsın diğerini. Ama buraya tarihlerini yaparak kendini kontrol altına alacaksın ve bir günde bunları bitirmen gerekiyor. Hap gibi bu konuları bitirirsen ve bu soruları da bitirirsen mükemmel bir şekilde çalışacaksın. Ve konu ödevleri de var. Bu ödevleri de hangi kitaplardan, hangi sayfalardan verdiğini teker teker buraya yazdık. Ve molalarını da ayarladık diyoruz. Peki LGS Son Tekrar programında bir hızlı bir de detaylı program hazırladık sana. Hemen şöyle göstermek istiyorum sana. Birazcık geriye çıkalım Tonguç'um. Hemen şöyle geldik. Şöyle kameramızı. Evet, şunu hemen düzeltelim. Şu ekrandan çıkalım. Hemen onu. Şimdi. LGS Son Tekrar programı bir detaylı bir de hızlı tekrar programımız var. Tüm konu tekrarları var burada. Burada tüm konu tekrarları var ama burada 10 tane LGS denemesi var. Burada 6 tane LGS denemesi koyduk. Burada 1648 tane, yani bizim hedefimiz Tonguç Evren Bey'in 1648 tane nitelikli soru. Öyle boş soru değil. Öyle rahat soru, kolay soru değil. Daha sınav tarzı, sınavda çıkabilecek tarzı sorular hedefimiz burada. Buradaki hedefimiz de 1002 tane soru. Çünkü bu aslında sadece ve sadece 7 günde bitiyor. Bu ise 14 günde bitiyor. Hatta molaları çıkartırsak bunun aslında gün sayısı 12, bunun gün sayısı 6. 6 günde son tekrarını yapman için, 12 günde son tekrarını yapman için tasarlandı bunların hepsi. Programda bir kere, programda da bu tamamen Türkiye'nin her yerine ücretsiz dağıtılan bir program. Artık LGS Son Tekrar programını dikkat etsen bak, TC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak sınavlı öğrenci olacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav için son tekrar çalışma programlarını içerir. Burada teker teker ilk başta sana birazcık motivasyon verdik. Hatta kitapçığının arkasında LGS'ye dair bilmen gereken her şeyi, süreyle alakalı ne zaman olacak, bazı önemli ayrıntıları, yerleştirme neye göre yapılacak, bunların hepsini buraya yazdık. Aynı zamanda açtığımız zaman programlarımız var teker teker. 2 haftalık detaylı program. Bak bu mavi olanlar detaylı program.
Detaylı programları bitirdikten sonra bir de hızlı programımız var. Hızlı son tekrar programımız var. Bir de detaylı son tekrar programımız var. Hızlı da kırmızı olan program Unutma Tonguç'un. Bu 6 günde bitiyor aslında. Toplamda 7 gün bir gün tatille beraber. Ve burada da bunlar içinde ne yaptık Tonguç? Bunlar içinde bir tabii burada şunu unutma. Bu Türkiye'nin her yerinden ücretsiz Tonguç kitapçılarını alabileceğin bir program. O yüzden gidip bu programı lütfen al ve bu programda eksiklerini kapatmaya, son tekrarını yapmaya ve sınava tarzı sorularla çalışmaya hemen başlayabilirsin. Ve şunu unutma Tonguç'um. Aynı zamanda bu programı Türkiye'deki tüm Tonguç kitapçılarına indirebilirsin. Ve aşağıda bir link var Tonguç'um. Aşağıdaki linkten de Tonguç kitapçılarının isimlerini bulabilirsin. Kendine yakın olanı seçebilirsin Tonguç'um. Bunu tamamen ücretsiz verecekler, vermeliler. O yüzden sen de dikkat et. Sakın herhangi bir 1 lira, 2 lira hiçbir şey vermeyeceksin. Ücretsiz bir şekilde Türkiye'deki Tonguç kitapçılarından alabilirsin diyoruz. Ve aynı zamanda Tonguç bunlara özel de hem detaylı son tekrar bir de hızlı son tekrara özel de setler hazırladık. Onu da göstermek istiyorum. Ama öncesinde bir de bunların son tekrar video programı var. Video programımızı 5 Mayıs'ta başlatıyoruz. 5 Mayıs'ta başlayıp sınava kadar acayip güzel bir video programı hazırladık. Son bir kere geri sayım son 4 yapıyoruz. Son 3 yapıyoruz. Son 2 yapıyoruz. Son yapıyoruz. Yani 4 hafta, 3 hafta, 2 hafta, 1 hafta geri sayımları rehberlik tadında yapıyoruz. Ardından Tonguç'um hemen matematik birinci dönem son tekrar mı? Türkçe birinci dönem son tekrar şeklinde ilk başta birinci dönemi temizliyoruz. 6 Mayıs'la 11 Mayıs arasında birinci dönemi temizliyoruz. Sonra 13 Mayıs'la 18 Mayıs arasında ikinci dönemi temizliyoruz. Sonrasında da 20 Mayıs'la 25 Mayıs arasında bütün full tekrarları yapıyoruz. Bütün senenin tekrarlarını yapıyoruz Tonguç'um. Ardından Tonguç'um LGS'de kesin çıkacak matematik ve Türkçe sorunu yapıyoruz. Çünkü bu ikisinin katsayısı çok yüksek ve bunlardan birazcık daha karışık sorular bekleniyor matematikte özellikle. Kesin çıkacak soruları da burada yapıyoruz. Sonrasında LGS'de dünyanın en uzun canlı yayınlarını 30 ve 31 Mayıs'ta hem birazcık motivasyon hem de bütün konuları böyle hatırlamak için burada son iki tane canlı yayın. Sınavdan sonra ders çalışacağız mı hocam? Hayır tabii ki evladım, ne alakası var. Şimdi onları da sana göstermek istiyorum. Bir LGS son tekrar programı, detaylı son tekrar programı seti var. Bir de hızlı son tekrar program seti var. Böyle bir kutunun içinde. Bunları da alabilirsin kırtasiyen istersen. Ama sadece bunu da ücretsiz bir şekilde alabilirsin. Unutma Tonguç'um. Bunların da içinde neler var hemen göstermek istiyorum sana. Bunları mesela detaylı son tekrar setimizin içinde. Hemen açalım seninle beraber, incelemeye başlayalım. Bir sürü kitap çıktı bunun içinden. Bu kitapları teker teker var. İlk başta ilk tekrarı yapıyorsun. Hani ilk dönemin tekrarını yapmıştık ya. Bunu yapmış olabilirsin sen ama yapmamış arkadaşlar için çok önemli bir tekrar olacak. Bütün konuları hepsi bu arada yeni nesil sorularla. Yani yeni tarz, yatay ve birazcık daha akıl kullandırıcı sorularla, matematikte özellikle beyin ölçüyü sorularla yapıyorsun. Sonra hızlanma denemeleriyle Mart'a kadar olan konuları tekrar ediyorsun. Ve burada da tamamı yeni tarz sorularla 4 tane gerçekten çok güzel deneme yapıyorsun. Zaten bunları biliyorsun. Bir de Tonguç'um geri sayım denemelerimiz çıktı bizim. Bu geri sayım denemelerimiz de 3-2-1 bitir işi sloganıyla çıktı. Oo. Aynen, geri sayım döneminde 3 tane tam LGS denemesi, 2 tane tam LGS denemesi ve 1 tane de tam LGS denemesi olmak üzere toplamda 3 tane kitapçığımız var ve buradaki sorular gerçekten çok özel sorular. En özendiğimiz denemeler bunlar aslında. Neden diyeceksin? Çünkü tam MEB'in artık... Sınavdan önce son kontroller değil mi? MEB'in örnek soruları artık tamamen açıklandı ve burada bir sürü artık elimizde örnek var ve bunlara bakaraktan da sınavda tam gelecek soruları tutturmaya çalıştık ve sen de aynı şekilde bununla çalıştıktan sonra, sınava girdikten sonra diyeceksin ki Allah Allah, gerçekten de çok benzerleri, hatta neredeyse aynıları gel diyeceksin ve sınavda başarılı olacaksın. Bunlara kafa yok. Tabii çözümlerin hepsini şeyde görebilirsin. Bu arada söylemek istiyorum. Hepsinin çözümlerini kare kodu okutaraktan öğrenebilirsin. Hiç böyle yapamadım endişesi taşımana gerek yok. Diğer kitaplardaki gibi. Yeni nesil Türkçe matematik kitabımızda da biliyorsun tamamı yeni nesil Türkçe matematik soruları var. Birazcık daha kafa kullandırıcı, akıl yürütmeye dayalı sorular var. Hatta buradaki bunların videoları da var. Bunları da ekstradan izleyebilirsin. Peki geldik ana kısmımıza. Oo. Zaten son tekrar programımız son tekrar kitaplarıyla özdeş. Son tekrar kitapları dediğimiz şeyse İnkılap Tarihi, Din Kültürü Ahlak Bilgisi, Matematik, Türkçe, aynı zamanda İngilizce ve aynı zamanda da fen bilimleri olmak üzere 6 tane
temel dersin temel kitabı var. Bunlardaki stratejimiz mesela matematiği açalım. Matematik artık biliyoruz ki bilgiye dayalı çok değil. O yüzden ne yapıyoruz matematikte? Dikkat ettiysen Tonguç'um, tamamen sorular üzerinden, yeni nesil sorular üzerinden biz bu konuyu kavramaya çalışıyoruz. Yeni nesil güncel yaşam, gerçek yaşam durumlarını içeren sorular artık sormaya çalıştık. Burada son taktikleri de verdik. Yani illa bu, yani hiçbir şey bilmiyor, hiçbir şey bilmeyen öğrencilerin de artık aslında sorulara bir fikir sahibi olabileceği, burada ufak ufak taktikler verdik. Bu da konu anlatımı tadında birazcık da. Ve tabii ki sınav modeli sorular ve sınav sorusunu da soraraktan yapamadıklarını tabii buradan kare kodla hemen okutup öğrenebilsin cevabını şeklinde. Matematikte gerçekten çok özendik. Hatta matematiğin sonunda şöyle bir şey de var. Günlük yaşam problemleri kısımda var. Ekstradan çıkacak. Bu da önemli bir kısım diyoruz. Ve bunlara da özendik. Ve aynı zamanda inkılap tarihinde, tabii ki inkılap tarihinde kavramlar çok önemli. İlk başta bir konu akış şeması verdik konuyu anlaman için. Sonrasında nasıl ilerliyor konu? Çünkü kronoloji çok önemli inkılap tarihinde biliyorsun. Sonra kavramları değindik. Kavramlar inkılap tarihinde çok çıkıyor. Ve konuyu bir kere bir hazırlan kısmıyla sana bir hatırlattık. Hatırlattıktan sonra son taktiklerimizi verdik. Ve sınavda karşımıza gelebilecek sınav sorusu modeli sorularla da seni gerçek sınava en hazır duruma getirmeye çalıştık diyoruz. Peki aynı zamanda din kültürü ahlak bilgisi. Tabii burada bir sürü konuyu hatırlamamız gerekiyor. Hatırlaman için hazırlanan kısımları var. Din birazcık daha hani ezbere dayalı, inkılap ezbere dayalı olduğu için konuları tekrar etmemiz gerekiyor. Konuları tekrar ettik. Sonra son taktikleri verdikse sınavda karşımıza gelecek ayet bazlı, işte hadis bazlı sorularla da senin yapamadığın zaman da tat uygulamasına çözebileceğin soruları da güçlendirdik ve son hazırlığını yapmanı sağladık. Konu akışlaması ve kavramlar bazı işte tabii ön planda olacak şekilde. Türkçe çok güzel oldu. Neden diyeceksin? Türkçe gerçekten de... Türkçe'de sözel mantık, tablo, grafik ve görsel yorumlama en önemli ünitelerden bir tanesi. Bununla başladık ve burada Türkiye'de hiç olmayan bir şey yaptık. Mesela tablo oluşturma sorularını yaptık. Ondan sonra kronolojik sıra yapma sorularını yaptık. Yani Türkçedeki soru çeşitlerine göre sana taktikler verdik. Bunu Türkiye'de hiçbir kitapta bulamazsın. Gruplara blok yerleştirme soruları var. Yarışma sorusu var. Tarih belirleme sorusu var. Bunların hepsi MEB'in örnek soruları. Zaten çıkan ve gerçek sınavda çıkmasını beklediğimiz sınıflandırma soruları, şifre oluşturma soruları. Bunlar gerçekten de özenip de hani bu çocuk acaba bu soruları nasıl çözebilir diyerek düşündüğümüz, taktiklerini verdiğimiz ve aynı zamanda sınav sorusu da soraraktan gerçek sınava en iyi şekilde hazırlattığımız aslında bir kitap oldu. Mükemmel bir kitap oldu gerçekten de. İngilizce son tekrara baktığımız zaman da İngilizce son tekrarda da aynı şekilde yeni nesil sorulara çok ağırlık verdik. Hatta burada birazcık daha exam question dedik. Tamam artık bütün yönergeler İngilizce olduğu için biz de yönergelerimizi İngilizce yaptık. Artık Türkçe koymadık İngilizce kitabımızın içine. Ve burada da birazcık daha beyin jimnastiği yapman için hem kelimeleri de hatırlayabilmen için güzel bir kısımlarda yaptık diyoruz. Ve fen bilimlerine baktığımız zaman fen bilimleri birazcık daha kavramlara dayalı ve hatırlamaya dayalı olduğu için tabii ki burada da bütün üniteleri yaptık ve aynı zamanda konu akış şeması, ardından kavramları verdik. Kavramlardan sonra hazırlan kısmında konuyu hatırladık ve sınav sorusu gerçek ama yeni tarz, birazcık daha deneysel, birazcık daha görsel sorularla seni bu konuya hazırlamaya çalıştık. Mesela bak bir sürü DNA'da kavram var, bunları hatırlamamız gerekiyor diyoruz. Peki sen diyorsun ki benim zamanım yok, detaylı son tekrar programını gerçekten de yapamam diyorsan da sana da hızlı son tekrar programı yaptık. Hızlı son tekrar setinin içinde de Tonguç'um, hemen seninle beraber açalım. Hızlı son tekrar setinin içinde artık sadece geri sayım denemeleri, geri sayım denemeleri yani 3-2-1 geri sayım denemeleri tabii ki her zamanki gibi son tekrar programımız içinden çıkıyor. Bunu böyle koparıp odandaki duvara asabilirsin. Hemen böyle makasla kesip odandaki duvara asabilirsin ve aynı zamanda buradan kendi programını takip edebilirsin. Zaten bu kitaplar tamamen bu programa uyumlu Tonguç'um. Mesela hatta burada son sayfasında kitapların her birisinin logosu var. Bu kitapların her birisinin logosu da aslında bu kitaplarla alakalı. Mesela işte bunun logosu şuradaki zımbırtı diye buradan takip edebilirsin. Programın üzerindeki logolardan takip edebilirsin Tonguç'um. Aynı zamanda bak geri sayım denemeleri zaten demin tanıttım sana. 3-2-1 bitirişi. 3-2-1 bitirişi denemelerimiz devam ediyor. Ve aynı zamanda son tekrar kitaplarımızda inşallah seninle beraber hızlı veya detaylı hiç fark etmez. Sonuçta seninle bütün son tekrarımızı yapıp gerçek sınavda mükemmel bir sonuç alacağız diyoruz ve sana bu güzel günde hemen gidip kırtasiyene demeni istiyorum ki bana son tekrar programı ver. Kaç LGS para hocam? Kaç para? Hayır bedava lan, ücretsiz bir şekilde verecek sana ve bunların listesi de aşağıda tüm Tonguç kitapçının listesi, açıklamadaki link de var. Oradan kendine yakın olanı bul ve bunları da istersen Tonguç kitapçılarından alabilsin bu setleri. Aynı zamanda Tonguç mağaza.com'dan alabilsin diyoruz ve ödüllü sorumuzu yapalım Tonguç'um.
yorumlara yollayalım. Hadi bakalım, başarılarına devam ediyorum. Sağ olun hocam.